Merhaba arkadaşlar gündem videosuna hoş geldiniz. Gündemde çok önemli konular var. 4 ana başlığımız var arkadaşlar. Bugün çekilişi gerçekleştirdik ve sahibine hesabı teslim ettik. Yarın gelecek maç değiller. Bugün gelen canlı yayın linki ve artık bugün itibariyle kazandığımız MyClub paraları ne kadar ve ne zaman hangi tarihlerde hesaplarımıza yatacak tek tek arkadaşlar bunları çıkardım sizlerle paylaşacağım. Kafamızdaki tüm sorulara cevap vereceğimiz bir video oldu. Önemli bir video oldu açıkçası arkadaşlar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar çekilişimizi yaptık. Çekilişi kazanan Enes arkadaşımıza da hesabı teslim ettik. Güle güle kullansın arkadaşımız. Devam edelim. Yarın gelecek maçdaylar. Yarın da iki tane maçday geliyor arkadaşlar. Michaelab parası az da olsa kazanma şansımız var. Hani çok değil ama az da olsa e, Fransa Ukrayna karşılaşması olacak. Birinci eşleşmemiz maçdaydı yarın. İkincisi ise e, Sırbistan Polonya kapışması olacak. Sırbistan Polonya özellikle güzel e, dengeli iki takımın e, kıyasya mücadelesi olacak. İki tarafı da seçecek birçok oyuncu var açıkçası. Ama Fransa Ukrayna kapışmasında Fransa çok ağır favori. Hani dünyadaki birçok oyuncu hani çoğunluk diyelim herkes demeyelim ama Fransa'yı tercih edecektir ve Fransa rahat bir şekilde e, Ukrayna'yı geçecektir yarın maçtayilerde. Hani daha çok puan toplayan taraf olacaktır. Ama Sırbistan Polonya eşleşmesi kıran kırana geçebilir açıkçası. Devam edelim. Şimdi önemli bir mevzu var arkadaşlar. Bugün canlı yayın linki geldi. Oyuna girdi, giren arkadaşlarım görmüşlerdir. Bugün e Football Pro Cup'ın final maçları gerçekleşti. Buradan izleyebilirsiniz diye bir link var. Buraya tıkladığınız takdirde arkadaşlar link'e tıklayıp sayfayı açtığınız takdirde 100 MyClub parası kazanıyorsunuz. Hani yayını 5 dakika, 10 dakika, 1 saat izlemenize de gerek yok. Sayfayı açmanız yeterlidir. Link'e tıklayıp gir çık yapmanız yeterlidir. Peki bu MyClub parası ne zaman hesabımıza yatacak? Bugün yatmayacak arkadaşlar. Maalesef biraz geç yatacakmış. 13 Ağustos'ta. Yani... Bugün bu linki tıklayan arkadaşlarım 100 MyClub parasını 13 Ağustos'ta alacaklar. Haftaya Perşembe değil bir sonraki Perşembe. Ee, peki bu yayını izlemek için bu yayını tekrar da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayını kaçıran birçok arkadaşım olmuştur. Ayın e, Ağustos'un 5'ine kadar süre var. Ağustos'un 5'ine kadar ana hesaplarınızda yedek hesaplarınızda muhakkak bu linke tıklayıp bir gir yapması, yapmanız yeterlidir. 100 MyClub parasını o şekilde kazanabileceğiz. Daha önce de arkadaşlar iki tane canlı yayın linkleri olmuştu hatırlarsınız. Bu üçüncüsüydu. Devam ettiğimiz zaman şampiyon Bayan Münih oldu arkadaşlar. Alman temsilcisi şampiyonla ulaştı. Gerçekten Bayan Münih oynayan arkadaşımız da çok etkili bir oyuncu. Geçen haftalarda da istatistiklerini göstermiştik. Hatta üç gün önce sağ taraftaki resimde göreceksiniz arkadaşlar bir tane yayın yapmıştık hatırlarsınız. 17 dakikalık uzun bir videoydu. Orada detaylı bir şekilde takımları incelemiştik. Bayern Münih'i, Juventus'u, işte Barcelona'yı, Manchester United'ı. Hangi takımı seçelim diye böyle hani ben nacizane görüşlerimi belirtmiştim. Sonra sizler de yorumlarınızı yazmıştınız ve bir anket başlatmıştık. Hani kimler hangi takımı seçecek diye. Ankette de yaklaşık 1400 kişi oy kullandı. %48'i Bayern Münih'i tercih etti. Barcelona'yı %29, sonra Juventus ve Manchester United'da çok az arkadaşımız tercih etmişti. Bayern Münih'i tercih eden arkadaşlarım e, tabii ki daha fazla MyClub parası kazandılar. Bunları az sonra tek tek anlatacağım. E, bugünkü maçlara kısaca bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani Bayern Münih açıkçası e, bu bugüne kadar daha biraz ön planda olan takımdı. Geçen hafta 3 e, gün önceki videoda da değinmiştik açıkçası. Detaylı bir şekilde anlatmıştık neden hani Bayan Münih diye. E, bir tık hani çok değil de böyle bir tık e, Bayan Münih'in önde olduğunu ben görüyordum birçok arkadaşımız da Bayern Münih diyor da çıkacağız ama Juventus eşleşmesi bugün yarı finaldeki Juventus eşleşmesi öyle bir maç oldu ki yani kıran kırana harika bir karşılaşma oldu. Final tadında bir maç oldu. İlk maçta Bayan Münih 2-0 öne geçti. Sonra yani takımda oyuncuda bir rahatlık mı, rehavet mi ne oluyor? Maçı 3-2 kaybetti. Hatta bir golü bir golü gördüseniz kendi kalesini istemeden yanlışlıkla atmış oldu. Yani öne geçtiği maçı tutamıyor arkadaşımız. Zaten maçlarda e, hücumu iyi yapan, gol atmakta sıkıntı yaşamayan bir arkadaştı ama kolay da gol yiyen biriydi. Ama hucum yapmakta başarılı biri Bayern Münih'i oynayan arkadaşımız. Onun dışında ikinci maça çıkıldı. Rolmanş maçına 3-0 öne geçti. Tabii ki Bayern Münih seçen arkadaşlarım artık tamam finaldeyiz dedi. E ne oldu? Sonra iki tane gol yedi. Maç 3-2'ye geldi. Bu sefer uzatmalara gitti. Tekrardan bir maç oynandı. Yani ilk maçı eliyle verdi. İkinci maçı da vermek üzereydi artık. Neredeyse 3-2 bitti maç. Sonraki uzatma devresinde 1-0 kazandı ama harika bir maçtı. Juventus'un da girdiği pozisyonlar vardı. Yani Juventus da finale çıkabilirdi. Açıkçası finale Juventus çıksa bu Barcelona'yı geçerdi diyorum. Barcelona Manchester United maçını izleyen arkadaşlarım varsa görmüşlerdir. İki maç çok sıkıcıydı. Yani insan izlediğine pişman oluyor. Özellikle bir maç 0-0 bitti. Diğer maçta Barcelona 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ee, Bayern Münih Barcelona eşleşmesi olduğu zaman da e, hatırlarsınız 3 gün önceki videoda bunların e, arasındaki maçı göstermiştik. 1-0 Bayern Münih zaten yenmişti. Ee, ya finalde de sürpriz olmadı. Bayern Münih Barcelona eşleşmesinde Bayern Münih yine Barcelona'yı yendi. Önceden zaten geçen haftada yenmişti. Yani ama Bayern Münih Juventus karşılaşması ilk defa gerçekleşti. İkisi farklı gruptaydı. O yüzden sürpriz olabilirdi neredeyse Juventus Bayern Münih geçecekti arkadaşlar. Yani bir golle hani o golü Bayern Münih değil de Juventus atsa Juventus finaldeydi. Kupayı da belki Juventus kazanacaktı. Harika oynadı Juventus'lu arkadaşımız. Gerçekten Bayern Münih Juventus maçını izleyemeyen arkadaşlarım varsa tekrarını izleyebilirler. İki maçta çok güzel bitti. Yani üçüncü maçta da yani 1-0 bitti ama o da güzeldi. Juventus'ta arkadaşımız Ronaldo özellikle birkaç tane çok net pozisyonu kaçırdı ama tabii Neuer kurtardı. Hani kaçırdı derken Neuer'in de başarısını vurgulamak lazım. Bayern Münih kalecisi önemli kurtarışlar yaptı bir de. Bayern Münihli arkadaşımız da şanslıydı açıkçası. Hani güzel pozisyonlar yakaladı ve değerlendirdi. Yani cezayı kesti diyebiliriz. Juventus'u tercih eden arkadaşlarımız biraz fazla gol pozisyonu kaçırdı. Neuer çok iyi kurtarışlar yaptı. Ee, güzel bir gün oldu arkadaşlar. Peki e, kim ne kadar kazandı? Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Sırayla inceleyelim. Bayan Münih'i seçen arkadaşlarım şampiyon olduğu için 300 MyClub parasını kazandılar. 300 MyClub parası cepte. Bugünkü canlı yayın linkini tıklarsak 100 MyClub parası daha kazanacağız. Geçen haftaki canlı yayın linki vardı arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar süresi de vardı hatta 2 gün önceye kadar. Yani o linke de tıklarsak tıkladıysanız 100 MyClub parası da oradan kazanacağız. Şimdi bu üçünü de yapan arkadaşlarım tek tek aldıklarında 6 Ağustos'ta 400 MyClub parası hesaplarına yatacak. 13 Ağustos'ta da 100 MyClub parası yatacak. Çünkü bugünkü yayının 100 MyClub'ı 13 Ağustos'ta yatıyor. Şampiyonluk ve geçen haftaki canlı yayın linkini tıklamanın da karşılığında 400 MyClub 6 Ağustos'ta hesaplarımıza yatacak. Yani Bayan Münih'i seçen arkadaşlarım 6 Ağustos'ta canlı yayın linkine de tıkladıysa 6 Ağustos'ta 400 MyClub parasına kavuşacak. 13 Ağustos'ta 100 MyClub parası sahibi olacaklar. Daha sonra Barcelona takımını seçen arkadaşlarım Barcelona tamam şampiyon olamadı ama finale yükseldi. Finale çıktığı için 100 MyClub parası kazandı. Bugünkü canlı yayın linkini tıkladıysanız 100 de oradan Geçen haftaki canlı yayın linkini tıkladıysanız 100 de oradan 6 Ağustos'ta 200 MyClub parası gelecek. 13 Ağustos'ta da 100 MyClub parası gelecek arkadaşlar. 200'e 100 toplamda 2 hafta içerisinde 300 MyClub parası kazanmış olabileceksiniz. Güzel bir MyClub parası arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Manchester United takımını seçenler. Herhalde az kişi seçmiş olabilir Manchester United'a. Anketimizde de en az... Manchester United seçilmişti arkadaşlar. E, yarı finalde elendiği için oradan 100 MyClub parası şey pardon 0 MyClub parası aldı arkadaşlar. Yani oradan bir MyClub parası alamadı açıkçası. E, bugünkü canlı yayın linkini tıkladıysanız 100 MyClub parası, geçen haftaki canlı yayından da 100. Yani bu perşembe bir 100 MyClub gelecek. 13 Ağustos'taki perşembe de bir 100 daha gelecek. En azından e, 0 MyClub parası değil arkadaşlar. Canlı yayınlar sayesinde de 100'er 100'er MyClub'ları topluyoruz. Ve son olarak Juventus'u seçen arkadaşlarım da yani açıkçası Juventus ha, yani Bayern Münih ile eşleşmeseydi finale çıkardı da Bayern Münih ile eşleşti. Kötü bir eşleşme oldu orada. Yani yenil, yani o da şampiyonluğu hak etti diyebiliriz ama tabii ki Bayern Münih birazcık daha favoriydi. O, oynayan arkadaş gerçekten saldırgan oynuyordu. Hucumu iyi yapıyordu. Juventus'un sıfır myclub Up. Yani Juventus'un seçen arkadaşlarının 0 Michael Up parası alması bir bakıma üzücü oldu. Juventus oynadı futbolla. Bugün Juventus'la oynayan arkadaş gerçekten harika oynadı. Hakkını vermek lazım. Yani biraz da şans yanında değildi belki. Ee, yarı finalde elendiği için maalesef oradan bir MyClub parası alamayacak arkadaşlarımız. Bugünkü canlı yayından ve geçen haftaki canlı yayından 100'er MyClub kazanacaklar. Juventus'u seçen arkadaşlarım 6 Ağustos'ta bir 100 MyClub parası. 13 Ağustos'ta da 100 my club parası daha alacak. Tabii bunlar canlı yayın linkleri tıklandıysa arkadaşlar. Tıkladığınızı hani varsayıyorum. E, takım seçme işi arkadaşlar çarşamba gecesi bitmişti. Hani bazı arkadaşlarım sordular takım ne zaman seçebiliriz diye. Çarşamba gecesi e, 0.0 itibariyle bitmişti arkadaşlar. Artık ödüller bunlar. E, sizler hangi taraftaysanız ona göre ödül kazandınız arkadaşlar ama sıfır Michael değil de az çok bir Michael kazandığımıza seviniyoruz. Tabii ki Bayern Münih'i seçen arkadaşlarım çok mutlulardır. Barcelona'yı seçen arkadaşlarım da finale çıktılar, oradan Michael parası aldılar. Juventus ve Manchester United taraftarlarını seçenleri biraz üzdü diyebiliriz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ya keyif aldık maçları izlerken, güzel maçlar oldu. Özellikle de Bayern Münih ve Juventus, Juventuslu Juventus'u oynayan arkadaşlarımıza o iki oyuncuyu gerçekten tebrik etmek lazım. Keyifli maçlar izlettiler bize. Çok keyif aldım ben şahsen izlerken. İzlemediyseniz tekrardan söylüyorum. Yani izlemenizi öneririm. Barcelona-Manchester United maçına bakmayın derim. Yani çok sıkıcıydı. Yani o maçın yani ben izledim ama yani bazen sıkılıyordum başka yere bakıyordum. O kadar yani sıkıcı bir maçtı. Ben hiç keyif almadım. E zaten Barcelona o futboluyla Bayern Münih'i geçemeyeceği belliydi yani. Yani olmadı olmayacaktı Bayern Münih hücum konusunda, gol atma konusunda o arkadaşımız gerçekten çok iyi. Gol atabiliyor bir şekilde. E, finalde de Barcelona'ya karşı iyi savunma yaptı şimdi. Normalde Juventus'a karşı o savunmayı yapamamıştı ama Barcelona'yı kilitledi. E, Barcelona arkadaşımız duran toplarla şansını denedi ama olmadı tabii ki. Yani güzel, keyifli bir gündü. İnşallah konumi'den yakın zamanda da böyle etkinlikler ve Mike club paraları bekliyoruz. Yani 3-5 bir şeyler kazanıyoruz arkadaşlar burada. Bir 100 MyClub parası, bir top açılımı demek. Ne kadar çok güzel er MyClub kazanırsak o kadar çok kazanacağız. İleride de yine 100 MyClub, 100 milyon MyClub parasını dağıtma etkinliği olacak. Orada da sanırsam tahmin yapacağız arkadaşlar. Onunla ilgili ilerleyen zamanlarda ben video çekeceğim. Hani o zaman yine hangisini seçelim diye tartışırız karşılıklı. Yine bir anket yaparız. Hani çoğunluk hangisini seçecek diye. Yani birbirimize en azından fikir vermiş oluruz yorumlarla değerlendiririz, tartışırız karşılıklı arkadaşlar. Güzel bir gündü. E, Michael Up paralarının da kazanılmış olması çok güzel oldu. Yakın zamanda da hesaplarımıza yatacak. Soru ve görüşleriniz varsa arkadaşlar yorum yazarak paylaşabilirsiniz her zaman. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, bana destek olursanız da çok minnettar kalırım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.